Amerika'nın sesinin Washington stüdyolarından merhaba, ben Özlem Tınaz. Amerika ve dünya gündeminden öne çıkan başlıklarla bir stüdyo Washington yayınıyla daha karşınızdayız. İlk durağımız Amerikan tarihinin en kanlı silahlı saldırısına sahne olan Las Vegas olacak. Kentteki son durumla ölü ve yaralı sayısına dair güncel rakamları Amerika'nın sesi muhabiri Mehtap Çolak Yılmaz'dan alacağız. Başkent Washington'dansa Başkan Donald Trump'ın Maria kasırgası sonrası Porto Rico'ya gerçekleştireceği ziyaretin ayrıntılarını aktaracağız. Amerikan basından öne çıkan haberlerle yayınımıza devam edeceğiz. Amerika'nın Las Vegas kentindeki açık hava konserinde düzenlenen silahlı saldırının ardından ölü sayısı artıyor. 500'den fazla kişinin yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı olayda şu ana kadar saldırganla birlikte 59 kişi hayatını kaybetti. Peki olay sonrası kentte durum ne? İşte bu sorunun yanıtını almak üzere vakit kaybetmeden Las Vegas'a gidiyoruz ve izlenimlerini aktarmak üzere sözü Mehtap Çolak Yılmaz'a bırakıyoruz. Mehtap. Özlem, Las Vegas'ın en geniş caddelerinden biri olan Las Vegas Bulvarı'ndan karşınızdayım. Mandalay Bay Oteli'ni arkamda görüyorsunuz. Büyük sarı altın rengi bir otel. Onun hemen karşısındaydı, benim sağımda bulunan bir konser alanıydı bu. Aradan 5 şeritli iki büyük cadde geçiyor. İşte bu nedenle saldırının mağdurları, konser alanında bulunan on binlerce kişi ilk olarak 10-15 dakika sürdüğünü belirttikleri saldırının nereden yapıldığı, silahların nereden geldiğini fark edemediler. O nedenle büyük bir izdiham yaşandığını bildiriyorlar. Hemen çok kısa süre önce bir görgü tanığıyla konuştum. Onun aktardıklarından bahsetmek isterim. Konser salonunun VIP bölümünde bulunduğunu söyledi ve bir anda ortalığın karıştığını ve izdihamdan dolayı daha fazla kişinin yaralandığını, insanların kaçışarak nereye gideceklerini bilmediklerini, çünkü açık bir alan, nereye saklanacaklarını bilemediklerini, büyük bir panik yaşandığını ve hayatında ilk kez böyle bir şeye tanık olduğunu söyledi. Dediğim gibi burası Las Vegas Bulvarı. Las Vegas kentinin bu merkezi ve pek çok otelin bulunduğu bir bölge. Mandalay Bay saldırganın 32. kattan ateş ettiği nokta, otellerin biraz da başladığı nokta diyebiliriz. Buradan ileriye doğru gidiyor. Ve şu anda 4 blok burada trafiğe kapatıldı. İçeride soruşturma hala sürüyor. Yetkililer araştırmalarını sürdürüyorlar konser alanında, dediğim gibi Route 91 isimli bir konser alanıydı burası. Peki saldırgana dönecek olursak, 64 yaşındaki Stephen Podak böyle bir saldırıyı neden yaptı? Ailesiyle konuştular, ailesine ulaştı yetkililer, kardeşiyle konuştular. Kardeşinin kumar oynadığını, abisinin kumar oynadığını söyledi Eric Podak. Çok yüksek paralarla kumar oynadığını ve çok da yüksek paralar kazandığını, yer yer kendisine fotoğrafını gönderdiği, kazandığı paraların bilgisini verdi. Ancak silahı vardı, biliyorduk. Silahları vardı. Ancak bunun niçin kullanacağını hiçbir zaman bilemedik. Zaten atış poligonuna bile gitmezdi, bilgisini verdi. Komşuları neler anlattı Stephen Podak hakkında? Kimseyle konuşmayan, asosyal biri olarak tanımlıyorlar. Kız arkadaşı olayın ilk dakikalarında şüpheli olup olmadığı bildirilmişti. Ancak onun olayla ilgili olmadığı, saldırı sırasında Stephen Podak'ın odasında da bulunmadığı açıklandı. Onun da sorgusu sürüyor. Onun vereceği bilgiler ışığında olay biraz netleşmeye başlayacak. Bir kez daha Amerika'da silah edinmenin ve silahın böylece kullanılabileceği sorusu gündeme geldi kuşkusuz Stephen Podak üzerinde. Las Vegas bölgesinde iki silah satan silah dükkanı kendilerinden en az 10'ar tane, toplam 20 tane silah aldığını açıkladılar. Kayıtları var ve Amerika'da silah edinmek isteyen kişilere küçük bir güvenlik soruşturması yapılıyor ve bunu dükkanlar yapıyor. Yaptıklarını, bu güvenlik soruşturmasında Stephen Podak'ın geçtiğini söylüyorlar ama kimse bir kişinin 10 tane silahı bir dükkandan diğerinden bir 10 daha neden aldığının yanıtını kuşkusuz veremiyor. Dolayısıyla Nevada eyaleti, bulunduğumuz Las Vegas'ın bağlı olduğu eyalette silah edinmenin kolay olduğu, hatta silah taşımanın da birçok yerde serbest olduğu eyaletlerden biri. İşte bu soru gündemde. Terör saldırısı, Amerika tarihinin en çok insanın hayatını kaybettiği
59 şu anda rakam. 527 yaralı olduğu bildiriliyor. Ve bu yaralıların birçoğunun durumu ağır, yani bir kısmının durumu ağır. Ve onların da hayatını kaybetmesi endişesi yaşanıyor. Las Vegas hayat durmuş durumda. Yaklaşık 10 saattir buradayım. Gece yarısını gösteriyordu dün akşam indiğimde Las Vegas'a. Şu anda saatler yerel saatle sabah 8.30'u gösteriyor. Akşam saatlerinde hayatını kaybedenler için bir anma için toplandı insanlar burada. Mandalay Bay Oteli'nin önünde çiçekler bırakıldı ölenlerin anısına ve kentteki bütün tabelalarda lütfen kan bağışlayın, ölenlerin yasını tutuyoruz notları yazıyor devasa panolarda. Las Vegas'ın o 24 saat hareketli yaşayan halinden eser yok diyebiliriz. Gece özellikle çok kalabalık ve renkli olan bir şehir burası, ancak değil. Hala öyle. Görüyorsunuz trafiğe kapalı en büyük caddeleri. Ve kan verme kuyrukları insanların yer yer 6 saate kadar bekledikleri bildiriliyor. Ama kan ihtiyacı hala devam ediyor. Kent yakınlarındaki 3 hastanede yoğunluk var. Hemşireler, doktorlar gün boyunca çalışıyorlar saat mola vermeden. Las Vegas yaralarını sarmaya çalışıyor dediğim gibi. Stephen Podak'la ilgili bilgiler gelmeye devam ediyor. Onun neden bu saldırıyı yapacağı ile ilgili sorular hala varlığını sürdürüyor. Hatırlayacaksınız dün IŞİD terör örgütü saldırısını söylemişti, ancak FBI bu ihtimal üzerinde durmuyor. Zira Stephen Podak kendisi de o konserdeki gibi insanlardan biri olabilir diyor. Zira sık sık country müzik, Amerikan müzik konserlerine gittiğini anlatıyor onu tanıyanlar. Yani ateş ettiği kalabalık aslında biraz da kendine yakın bir kalabalık. Bu nedenden dolayı beyaz Amerikalı, hayatının büyük bölümünü bu çevrelerde geçirmiş, buraya kumar oynamaya gelmiş birinin böyle bir terör örgütüyle bağlantısı olmayacağı ihtimali üzerinde duruyor. Herhangi bir dini bağlantısı yok, herhangi bir siyasi görüşü yok gelen bilgiler şu anda. Dolayısıyla Amerika pek çok silahlı saldırıya ev sahipliği yapmıştı. Sandy Hook İlkokulu'nda 26 çocuk, 6 yetişkin hayatını kaybetmişti. Daha sonra Orlando'da bir gece kulübüne yapılan baskında yine 49 kişi hayatını kaybetmişti. Amerika'nın son yıllarda ev sahipliği yaptığı silahlı saldırılar genelde Amerikalılar tarafından, yani dış terör örgütleri tarafından olmadığı dikkat çekiyor. Bu da bir kez daha silah edinmenin bu kadar kolay olduğu sorusunu gündeme getiriyor. Zira Başkan Barack Obama Sandy Hook İlkokulu'nda düzenlenen saldırıdan sonra, ilkokul çocuklarının hayatını kaybetmesinden sonra silah edinmek için insanlara sağlık kontrolü, yani akıl sağlıkları yerinde mi kontrolü getirilmesini önermişti. Ama biliyorsunuz kongrenin reddiyle karşılaşmıştı. Daha doğrusu bunu geçirdi, ancak Donald Trump bambaşka bir politikayla geldi gündeme. Şimdi Donald Trump'ı bekliyor Las Vegas. Yarın buraya gelecek. Çarşamba günü, bugün Puerto Rico'da, çarşamba günü de buraya gelmesi bekleniyor. Burada vereceği mesajlar önemli. Zira ilk açıklamalarında terör kelimesini kullanmaması insanlara çeşitli eleştirilere neden olmuştu. Bakalım nasıl bir mesaj verecek çarşamba günü Las Vegas'tan ve o zamana kadar olayın nedeniyle ilgili daha fazla ayrıntı çıkacak mı ortaya? Biz de yayınlarımızda aktarıyor olacağız Özlem. Mehtap Çolak Yılmaz, Las Vegas'tan Amerikan tarihindeki en kanlı silahlı saldırı sonrası kentteki son durumu aktardı. Teşekkürler Mehtap. Ve şimdiki durağımız başkent Washington. Maria kasırgasının ardından hayat damarları adeta kopan Puerto Rico'ya yardım etmek için geç kalmakla eleştirilen Başkan Donald Trump'ın Jones yasası olarak bilinen ve Amerikan limanları arasında sadece Amerikan gemilerinin sefer yapmasına izin veren yasayı, Harvey kasırgasından sonra Teksas'ta derhal askıya almasına rağmen aynı adımı Puerto Rico için geç ve dar kapsamlı atması büyük tepki toplamıştı. Eleştiri oklarının hedefi olan Trump bugün Puerto Rico'ya giderek bölgede incelemeler yapacak. Bu ziyareti ilişkin ayrıntılarla Mehmet Sümer karşımızda. Mehmet. Özlem, ona geçmeden önce bir son dakika haberi var. Amerikan yönetimi aldığı kararla 15 Kübalı diplomatın Amerika'dan sınır dışı edilmesini istedi. Hatırlanacağı üzere bir süredir Küba ile Amerika arasında, özellikle Havana'daki
Amerikan Büyükelçiliği çalışanlarına yönelik ses dalgasıyla saldırılar düzenlendiğine ve bazı çalışanların hatta sürekli duyma kaybı yaşamasına, baş dönmesi gibi, mide bulantısı gibi, duyma kayıpları gibi çeşitli şikayetlerde bulunmaları üzerine birçok personeli Amerikan yönetimi geri çekmiş ve Küba'yı ses dalgalarıyla, sonik dalga olarak da bilinen ses dalgalarıyla kendi elçilik çalışanlarına karşı saldırı düzenlendiği iddiasıyla suçlamıştı. İşte bu çerçevede çok sayıda diplomat geri çağrıldı. Son olarak 29 Eylül tarihinde Küba'daki elçilikten acil durum personeli dışında, yani o ülkede kalması gereken, elçilikte mutlaka kalması gereken personel dışındakilerin tamamını aileleriyle birlikte Amerika'ya geri çağırmıştı. Şimdi yeni bir adım daha attı Amerika ve Küba'da 15 diplomatını geri çekmesini istedi. Washington'daki Büyükelçilik'te, Küba Büyükelçiliği'nde görev yapan 15 diplomat Amerika'dan sınır dışı edilecek. Bu yeni bir karar iki ülke arasında. Amerikan yönetiminden yapılan açıklamada yine de bundan sonrasında Küba yönetimiyle özellikle bu saldırıların sebepleri ve kimler tarafından düzenlendiği ile ilgili soruşturma konusunda ortak çalışılmaya devam edileceği belirtildi. Ancak eğer bu noktada ilerleme sağlanamazsa geri kalan personelin de kısa bir süre içerisinde Havana'dan Amerika'ya geri çağrılacağı belirtildi. Tabii bu aynı zamanda şu anlama geliyor: Amerika oradan ne kadar personelini geri alırsa o kadar personeli de en az buradan sınır dışı edecek demektir. İşte şu anda da 15 personelin Washington'dan derhal ayrılmasını talep etti Amerikan yönetimi. Senin sorduğun soruya gelecek olursak, evet, Başkan Donald Trump bugün Puerto Rico'ya gidiyor. Kasırganın vurduğu, hatta en ağır şekilde vurduğu ada bölgesi Puerto Rico'ya gidiyor. Burada senin de söylediğin gibi çok ciddi, burada yapılan yardım çalışmalarıyla ilgili, yönetimin aldığı tavırla ilgili çok ciddi tartışmalar olmuştu. Hatta birkaç gün öncesinde, hafta sonu, bölgenin belediye başkanı, Puerto Rico'nun belediye başkanı Yulin Cruz bir açıklama yapmış ve "biz burada ölüyoruz, sizler bizi öldürüyorsunuz" demişti Trump yönetimine karşı. Yardım çalışmalarının yeterli olmadığını söylemişti ki belediye başkanı da evi yıkıldığı için bir barınakta yaşamak durumunda kaldı. O da bir barınakta yaşıyor şu anda. Bugün adaya gidiyor. Şu anda yolda Başkan Donald Trump. Yaklaşık 5,5 saat adada kalacak ve adada temaslarda bulunacak. Yola çıkmadan önce gazetecilerin sorularını yanıtladı ve hem Texas'ta hem de Puerto Rico'da aslında çok iyi bir çalışma çıkarıldığını, hem FEMA, yani acil durum yetkililerinin, hem polisin, bölgedeki yetkililerin, devlet yetkililerinin çok iyi bir iş çıkardıklarını, çok iyi müdahale ettiklerini söyledi. Bölge valisiyle görüşecek. Vali Ricardo Rossello ile bir araya gelecek. Aynı zamanda yardım çalışmalarına katılan güvenlik yetkililerinden acil durum çalışanlarına kadar onlarla bir araya gelecek. Belediye başkanıyla bir araya gelip gelmeyeceği bilinmiyor. Çünkü Trump da tepki göstermişti belediye başkanının "bizler burada ölüyoruz, bizi öldürüyorsunuz" açıklamasına. Hatta bunun özellikle Demokrat Partili olduğu için belediye başkanı Cruz, özellikle Demokrat Parti tarafından kendisinden böyle bir açıklama yapmasının istendiğini söylemişti. Ve Cruz'a da atfen "şimdi aslında herkes ne kadar iyi işler çıkardığımızı görüyor" açıklamasını yaptı. Vali de bir basın toplantısı düzenledi bölgedeki son durumla ilgili olarak. Örneğin 1100 benzin istasyonundan, akaryakıt istasyonundan şu anda 720'sinden fazlasının çalıştığını söyledi. Altyapı çalışmaları devam ediyor. Şehrin kanalizasyon ve su altyapısının yarısı halen düzeltilebilmiş durumda değil. O konuda çalışmalar devam ediyor. 69 hastanenin 50'sinin faaliyetlerine devam edebiliyor en azından. Parçalı da, yani tam olarak değilse bile 50 hastane hizmet vermeye devam edebiliyor şu anda. Onların özellikle öncelikli olarak düzeltilmesine çalışılıyor. İşte adada söylediğimiz gibi 5,5 saat kadar kalacak Puerto Rico'da. Virgin Island'a, Amerikan Virgin Adaları'na da geçmesi bekleniyor. O da bir ihtimal. Daha sonra da zaten Mehtap da söylemişti, saldırıyla ilgili olarak Las Vegas'a gidecek Başkan Donald Trump. Bugün orada temaslarda bulunacak. Söylediğim gibi şu anda programda özellikle en çok merak edilen "bizleri burada ölüme terk ediyorsunuz, öldürüyorsunuz" diyen belediye başkanı Yulin Cruz'la görüşüp görüşmeyeceği. Ancak vali ve söylediğim gibi çalışanlarla bir araya gelecek. Hatırlanacağı üzere Texas'ta da kasırgadan sonra gidip orada da yardım çalışmalarına bizzat katılmıştı Başkan Trump. Bugün de hafta sonu duyurulmuştu Puerto Rico'ya gideceği. Oradan da daha sonra Las Vegas'a geçecek. Mehmet Sümer, Başkan Donald Trump'ın Puerto Rico'ya gerçekleştireceği ziyareti ilişkin notlarını paylaştı. Teşekkürler Mehmet.
Sırada Amerikan basından özetler var. Pınar Sayar Kızılçalı bugün Amerikan gazetelerinde öne çıkan konuları özetleyecek. Seni dinliyoruz Pınar. Amerikan basınında bugün ana gündem maddesi pazar gecesi Las Vegas'ta düzenlenen bir country müziği festivalini kana bulayan silahlı saldırı. Washington Post, Las Vegas bulvarı üzerindeki Mandalay Bay Oteli'nin 32. katındaki odasından konser kalabalığının üzerine ateş açan ve 59 kişinin ölümüne, 527 kişinin ise yaralanmasına neden olan 64 yaşındaki Stephen Paddock'la ilgili ayrıntılara yer veriyor. Habere göre Paddock tek oturuşta on binlerce dolarlık kumar oynayan, 4 eyalette evi olmasına rağmen kumarhaneli büyük otellerde bazen haftalarca kalmayı tercih eden biriydi. Banka soyguncusu olan ve hayatı boyunca kanundan kaçan bir babanın oğlu olan Paddock'ın sabıka kaydı ise bulunmuyor. Habere göre saldırganın babası bir zamanlar Federal Soruşturma Dairesi FBI'ın en çok aranan 10 adam listesinde yer alıyordu. 1969 yılında hapisten kaçan ve 1978'e kadar yakalanamayan baba Paddock, FBI'ya göre intihara yatkındı ve psikopat bir kişilik sergiliyordu. Paddock'ın Mandalay Bay Oteli'ndeki odasında 23 adet, Nevada eyaletinin Mesquite kasabasındaki evinde ise 19 adet ateşli silah ele geçirildi. Akrabalarına göre Paddock, emlak yatırımlarından ve sattığı şirketinden elde ettiği 2 milyon dolarlık bir servetin sahibiydi. 2 adet tek motorlu uçağı olan ve pilotluk lisansı bulunan Paddock'ın Alaska eyaletinden de balık avcılığı lisansı vardı. Sık sık seyahat eden Paddock, yakınlarına göre şimdiye kadar seyahatlerinden milyonlarca mil toplamış. Washington Post bugün ayrıca Las Vegas'taki silahlı saldırının bilançosunun neden bu kadar ağır olduğuna dair bir incelemeye de yer veriyor. Makaleye göre Las Vegas saldırısı otomatik silahla yapılan ilk toplu saldırı olma özelliğini taşıyor. Saldırının bu kadar çok kişinin ölümüne neden olmasının iki nedeni var. Saldırganın Mandalay Bay Oteli'ndeki odasına soktuğu silah ve cephanenin miktarı ve kalabalığın üzerine yer seviyesinden değil, yüksek bir noktadan ateş açması. Yetkililere göre Paddock Kalashnikov tipi bir tüfek ve tüfeği sabitlemek için ayak kullandı. Paddock'un kullandığı silahlardan en az biri tam otomatik silahtı. Kongre'nin 1986 yılında çıkardığı yasa uyarınca otomatik silahların üretim ve satışı büyük ölçüde kısıtlandı. Ancak 1986'dan önce üretilen otomatik silahlara çok sıkı güvenlik taramasından geçtikten ve silahı kayıt altına aldıktan sonra yasal olarak sahip olmak mümkün. Gazeteye göre uzmanlar ayrıca kalabalığın içine girmek ya da aynı seviyeden ancak uzak bir noktadan ateş etmek yerine saldırganın yüksek bir noktadan ve yaklaşık yarım kilometre uzaklıktan kalabalığın üzerine ateş açması karşısında da şaşkın. Kriminoloji uzmanları toplu saldırı düzenleyen katillerin üst noktalardan ateş açmasının taktiksel avantaj sağladığını söylüyor. Bunun nedeni aşağıda saldırıya uğrayanların tamamen savunmasız kalması. FBI kayıtlarına göre silahlı saldırıların çoğu 5 dakika içinde saldırganın polis ya da saldırıya maruz kalanlarca etkisiz hale getirilmesi ya da saldırganın intihar etmesiyle sona eriyor. Ancak yukarı noktadan kalabalığın üzerine ateş açan Paddock zaman avantajını lehine kullandı. Uzmanlar saldırganın polis kapısına dayanmadan önce şarjör değiştirmek, ısınan ya da tutukluk yapan bir silahı bırakıp diğerine geçmek için yeterince zamanı olduğunu kaydediyor. New York Times'a Las Vegas saldırısıyla beraber yeniden gündeme gelen silah sahibi olma meselesiyle ilgili bir makaleye yer veriyor. Temsilciler Meclisi eski üyelerinden Demokrat Partili Steve Israel imzalı makale, Las Vegas saldırısından sonra hiçbir şey değişmeyecek başlığını taşıyor. İsrail'e göre Amerika'daki her toplu silahlı katliamdan sonra herkes bir şey değişecek mi sorusunu soruyor. Bu sorunun yanıtı hayır, silah sahibi olma hakkıyla ilgili yasalarda hiçbir değişiklik yapılmayacak. Makale şöyle devam ediyor. Amerika'da siyaset yerel bazda yapılıyor. Örneğin av sezonunun açıldığı gün bazı eyaletlerde okullar kapanıyor. Bu nedenle ülkenin farklı kesimleri arasında siyasi köprü kurmak imkansız. Sandy Hook İlkokulu'na düzenlenen ve çocukların vurularak öldürüldüğü saldırıdan sonra tamam, artık mutlaka bir adım atılacak. Silah sahibi olmak isteyenler daha sıkı taramadan geçirilecek. Akli dengesi bozuk insanların silah sahibi olması engellenecek dedim. Ama yine hüsrana uğradım. Çünkü kongre tartışmanın odağını çocukların yaşama hakkına değil, silah sahibi olma hakkına yöneltti. Kongredeki meslektaşlarım bir sonraki seçimlerde oy kaybına uğrama korkusu nedeniyle ses çıkartmaktan korktu.
Hastalıkları Önleme ve Kontrol Merkezi'nin silahlı şiddet eylemleri ve kamu sağlığı arasındaki bağı araştırmasını engelleyen DİKİ yasasını kaldırmayı bile beceremedik. Hükümetin silahlı şiddeti araştırması yasak ama tavşanlara İsveç usulü masaj yapılmasının etkilerinin araştırılması için 400 bin dolarlık ödeneği kabul etmesi serbest. Neyse, en azından tavşanlar kendini güvende hissedecek. Makale böyle diyor. Amerikan basınından aktaracaklarımız böyleydi. Söz tekrar sende Özlem. Teşekkürler Pınar. Amerikan basınından öne çıkan haberleri hafta içi her gün Stüdyo Washington'da izleyebilirsiniz. Senato'daki Cumhuriyetçi Partililerin Obamacare olarak bilinen sağlık hizmetleri yasasının geri çevrilmesine ve yerine yeni bir yasa getirilmesine ilişkin oylamayı askıya aldıklarını açıklaması gerek Cumhuriyetçi Parti gerekse Başkan Donald Trump için hayal kırıklığı oldu. Bir grup Cumhuriyetçi senatörün yeni yasayı desteklemeyeceklerini açıklaması Senato'da yenilgi anlamına geleceği için oylamanın yapılmaması kararı alındı. Hayal kırıklığı içindeki Cumhuriyetçi Partililer Obamacare yasasını iptal edip yerine yeni bir yasa getirmelerinin mümkün olmadığını anlayınca tasarıyı oylamaya sunmama kararı aldı. Senato çoğunluk lideri Mitch McConnell kongrede gazetecilerin sorularını yanıtladı. Amerikan sağlık hizmetleri sistemini değiştirmekten vazgeçmiş değiliz. Bu değişikliği bu hafta yapamayacağız ama pes etmedik. Oylama Maine Senatörü Susan Collins, Arizona Senatörü John McCain ve Kentucky Senatörü Rand Paul'un tasarıya karşı çıkması üzerine rafa kaldırıldı. Cumhuriyetçi Parti'nin sağlık yasası kongre koridorlarını işgal eden protestocuların da hedefindeydi. Başta Chuck Schumer olmak üzere Senato'daki Demokrat Partililer ise zafer kutlaması yaptı. The Cassidy-Graham Bill. Cassidy-Graham yasası sağlık hizmetleri açısından tam bir facia olurdu. Amerikan kamuoyu bunu anladı, dizginleri eline aldı ve kongredeki meslektaşlarımıza yasayı geri çekmekten başka seçenek bırakmadı. Başkan Trump da yaşadığı hayal kırıklığını Beyaz Saray'da dile getirdi. Obamacare yasası bir aşamada iptal edilip yerine başka bir yasa getirilecek. Bunun kısa süre içinde mi yoksa ileride mi olacağını göreceğiz. Bazı sözde cumhuriyetçiler bizi hayal kırıklığına uğrattı. Cumhuriyetçi Parti aynı yenilgiyi daha önce de Temmuz ayı sonunda Senatör John McCain'in hayır oyuyla yaşamıştı. Brookings Enstitüsü'nden John Hudak, Obamacare'in iptal edilememesinin Trump için siyasi bir hezimet olduğunu söylüyor. Trump yöneticilik ve müzakerecilikte çok becerikli olduğunu sık sık dile getiriyor ancak başkanlık koltuğuna oturduğundan bu yana iki alanda da başarılı olduğunu göremedik. Brookings Enstitüsü'nden Bill Gunston'a göre sağlık yasası mağlubiyeti Cumhuriyetçi Parti'nin 2018 kongre ara seçimlerinde daha çok sandalye çıkarma umutlarını suya düşürebilir. Kongredeki cumhuriyetçilerin asıl korkusu seçmenlerine gösterecekleri somut başarıları, federal hükümetin kontrolünü ellerinde tuttuklarına dair kanıtları olmaması. Cumhuriyetçi Parti'nin sağlık tasarısının mimarlarından Senatör Lindsey Graham, gelecek aylarda tekrar çalışmalara başlayacaklarını söyledi. Amerika'daki tüm cumhuriyetçi dostlarımıza sesleniyorum. Mücadeleden vazgeçmedik. Başkan Trump ve kongredeki cumhuriyetçi müttefikleri şimdi ise bir başka kampanya vaadi olan vergi reformuna odaklanacak. Devrim Moral, Amerika'nın Sesi, Washington. Birleşmiş Milletler'in yeni bir raporuna göre göçmen çocuklar, özellikle de ailelerinden ayrılmış olanlar, sömürü, taciz ve insan kaçakçılığı riskleriyle karşı karşıya. Akdeniz'i geçen göçmenlere yönelik ayrımcılık oldukça yaygın. Bu durumdan en çok etkilenen de çocuklar oluyor. UNICEF ve Uluslararası Göç Kuruluşu, Afrika'nın güneyindeki çocukların sömürüye daha fazla hedef olduğuna dikkat çekiyor. Irak, Suriye, Afganistan ve diğer savaş mağduru ülkelerden yüzlerce çocuk Batı Avrupa'ya gitmeye çalışırken Balkanlar'da sıkışıp kalıyor. Birleşmiş Milletler Mülteciler Dairesi ve Çocuk Yardım Fonu, göçmen çocukların gelecekleriyle ilgili olarak verilecek kararı beklerken, sığınmacı çocukların ilkokula gidebilmelerinin önünü açmak için Sırbistan hükümetiyle birlikte çalıştı. Kendimi iyi hissediyorum ve bu okulu seviyorum. Eski okulumdan daha iyi. Sırbistan Çalışma Bakanı Zoran Djordjević, eğitimin tüm çocukların hakkı olduğunu söylüyor. Sırbistan sadece bir geçiş noktası olsa da burada oldukları sürece bu çocuklar için kaliteli eğitim sağlamak istiyoruz.
Hovan Ristik Okulu'nun müdürü göçmen çocukların ortama iyi uyum sağladıklarını söylüyor. Bu çocuklar çok kültürlüler ve öğrencilerle çabuk kaynaşıyor, çok çabuk arkadaş ediniyor. Yani sorun yaşamıyoruz. Ancak bazı Sırp aileler bu kadar konuksever değil. Çocuklar hazırlıksız, aileler hazırlıksız, ortam hazır değil. Bunun son derece olumsuz sonuç vereceğini düşünüyorum. Onların mantığı ve bizim düşüncelerimiz hiç örtüşmüyor. Aşılı olup olmadıklarını bilmiyoruz. Sağlık alanında standartları sorgulanan ülkelerden geliyorlar. Bir de uyum sorunu var. Sırpça bilmiyorlar. Farklı bir dinden, farklı geleneklerden ve farklı bir sistemden geliyorlar. Çocukların çoğunun okuldan sonra yanına dönecekleri anne babaları ve akrabaları var. Ancak Birleşmiş Milletler raporu 300 bin küçük çocuğun zorlu yolculukları sırasında ailelerinden ayrı düştüğünü belirterek bu çocukların sömürüye daha açık oldukları uyarısında bulunuyor. Bu Afrikalı kız çocuğu İtalya'da insan kaçakçılarının eline düşmüş. Bir kadın ona moda evinde yardım edebileceğimi söyleyerek beni kandırdı. Beni iç çamaşırlarımla sokaklarda yürümeye zorladı. Raporda göçmen çocukların daha iyi korunması, insan kaçakçılığı, sömürü, yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve ayrımcılıkla mücadele çalışmalarının artırılması çağrısı yapılıyor. Pınar Sayar Kızılçalı, Amerika'nın Sesi, Washington. Otomobil şirketleri sürücüsüz araçları yollara çıkarmak için yarışırken, araştırmacılar yakında yolcu ve yük taşıyabilecek kendi kendine gidebilen gemiler geliştirme konusunda bir hayli yol aldı. Nasıl mı? Ayrıntılar haberimizde. Eğer Boston Limanı'nı ziyaret ederseniz ve içinde insan olan insansız gemi işaretli bir gemi görürseniz yanıldığınızı düşünmeyin. Otonomi sistemi tarafından yakalanmayacak muhtemel bir çarpışmayı engellemek için buradayım. Sürücüsüz araçlar gibi bu testler sırasında bir insana hala ihtiyaç var, ancak araştırmacılar yakın zamanda bu tür gemilerde sadece yolcular ve kargo olacağını söylüyor. Okyanus sürücüsüz gemiler için mükemmel bir manevra alanı sağlıyor. Geniş faaliyet alanı var. Araçlarla kıyaslandığında daha düşük hız söz konusu ve önünüzde bir kazada hayatını kaybedebilecek siviller söz konusu değil. Araştırmacılar gerekli bütün teknolojinin mevcut olduğunu ve gemideki radarlar, algılayıcılar ve bilgisayarların kolayca sorunları önleyebileceğini belirtiyor. Önlem olarak kıyıda bulunan bir operatör gemileri izleyip acil bir durumda müdahale edebiliyor. Şu anda kullandığımızdan daha güvenli bir teknoloji geliştiriyoruz. Daha ucuz ve güvenli olacak. Buna hepimiz tanık olacağız. Kendi kendine giden okyanus aşırı gemiler 10 yıl sonra çalışır hale gelebilir. Ancak daha küçük boy gemiler için teknoloji şimdiden hazır durumda. Mehmet Sümer, Amerika'nın Sesi, Washington. Bir Stüdyo Washington yayını daha burada sona eriyor. Haber ve söyleşilerimiz internette amerikanınsesi.com adresinde. Yarın yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.